Ben bir şikayet kaydı oluşturalım. Bilim aktarımını sağlayalım. En azından kamera kayıtlarından vesaire incelensin. Merhabalar, Teksin Çağrı Merkezi'nden Emine ben. Nasıl yardımcı olabilirim? Tabii, Hüseyin Bey ile mi görüşüyorum? Hangi ilçeden arıyorsunuz Hüseyin Bey? Merhabalar, Teksin'den İlayda ben. Nasıl yardımcı olabilirim? Evet, konuyla alakalı talebinizi görüntüleyebiliyorum efendim. Depremzede vatandaşlarımıza gıda yardımınız için talebiniz oluşturulup gerekli bir belgeleriniz de eklenmiştir. İlgili birime iletilmiş, iş sırasıyla sizlere iletimi sağlanacaktır. Fazla ödediğiniz bir su faturası varsa da mahsuplaşma yapılıyor. Örnek veriyorum, gelecek ay faturanız 100 lira geldi diyelim ki. Ben vatandaşımız kaydını iptalini talep etmektedir yazıyorum efendim. Rica ederim, iyi günler efendim, hoşçakalın. Çağrı Merkezi'nden Özge ben. Nasıl yardımcı olabilirim sizlere? Sağ olun, buyurun beyefendi. Tamam, Mersin Bey, konuyla ilgili kaydınızı oluşturacağım. Silifke İşlioğacık Mahallesi mi? Peki su faturasındaki abone numarasını alabilir miyim sizden yardımcı olabilmek için? Tabii ki efendim, ben tekrardan talebinizi oluşturuyorum. İlgili birim tarafından kontrolü sağlanacaktır. Çağrı Merkezi'nden ben6 Mart 2023 itibariyle yaklaşık bir aylık süreci geride bıraktık. Çok zorlu bir süreçti. Hem halkımıza hem kurumumuz adına bu arada geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Teksin İletişim Koordinasyon Merkezi'nde şöyle bir süreç yaşandı. Yaklaşık 155 bin adet etkileşim aldık. Bu ne demek? Bunun 120 bini yaklaşık çağrı merkezimiz üzerinden vatandaşlarımızın bize ulaştığı çağrılar. Artı 30-35 bin de hem sosyal medya hem WhatsApp üzerinden bize gelen talepler oldu. Bu rakamı şöyle özetleyebilirim. Geçen yılın aynı zaman dilimine göre %200'lük bir artışla faaliyetlerimizi gerçekleştirdik diyebilirim bu ay içerisinde. Bu felaketin yaşandığı ilk birkaç gün diliminde öncelikli olarak ilgili afet bölgelerine olan yardım talepleri, yani oradaki depremzede vatandaşlarımızdan gelen yardım talepleri, artı buradaki vatandaşlarımızın yardım etmesine yönelik talepleri, bizler aracılığıyla, belediye aracılığıyla yardım etmesine yönelik talepler ilk başlarda bu şekilde başladı. Bunun akabinde bölgeden güvenli bölgelere, bu da zaten genel olarak şehrimiz oldu biliyorsunuz ki, tahliye talepleri bunun devamını oluşturdu. Biz yaklaşık 16 bin vatandaşımızı deprem bölgelerinden şehrimize ulaşım desteği sağladık, 16 bin vatandaşımıza. Hemen akabinde yoğun bir konaklama talebi devam etti. Zaten kurum olarak şu anda da hali hazırda konaklama desteği verdiğimiz vatandaşlar var ve gelen desteklere, taleplere göre devam ettiriyoruz. 7 bin vatandaşımıza da konaklama desteği sağladık bu süreçte. Aynı zamanda Milli Eğitim'le koordineli bir şekilde okullardan dağıtıma başlayarak kırtasiye desteğimiz devam ediyor. Hali hazırda da tabii buraya yerleşen vatandaşlarımızın da normal vatandaşlarımızın yaptığı başvurularında artık yavaş yavaş almaya başladık. Abonelik işlemleri de buna dahil olmak üzere. Deprem zamanında Mersin halkında da ister istemez aynı durumu yaşadığımız için çadır isteği, çadırlarda bulunan vatandaşlara su, çorba desteği, toplanma alanlarına yönelik faaliyetlerimiz de oldu tabii ki. Ama şu süreçte, son düzlükte artık daha çok depremzedelerimize yönelik destekler ve artı Teksin'in normal rutinde devam ettirdiği faaliyetlere döndü. Yani nedir bu? MESKİ çalışmalarımıza yönelik talepler, şikayetler, toplu taşıma olabilir. Yani şehrimizin minimum
süreciyle alakalı talepleri şu an işliyoruz. Teksin İletişim Merkezi'nden oluşturduğumuz raporları da haftalık analizlerle Sayın Başkanımız Vahap Seçer'e sunduğumuz gibi ayrıca günlük dinamiklerimiz ne, vatandaşlarımızın istekleri ne yönde evriliyor, hangilerinde artış var, hangilerinde yoğunluk var, hangilerinde memnuniyet var, yoğun bir şekilde kendisiyle de paylaşıyoruz sürekli. Bu şekilde de bilgi akışımız devam ediyor.